Evet, Özlem Hanım'ın finaliyle karşınızdayız. Özlem Hanım tüm hamaratını ve temizliğini önümüze sergiledi. Şimdi arkadaşlara bakalım 5 puan üzerinden yemeklerin hamaratına kaç puan verecekler? Buyurun. Evet, herkes puanını verdiğine göre Meltem Hanım buyurun puanınızı açıklayın bakalım kaç puan verdiniz? Kadir Bey, Özlem Hanım'a verdiğim puan 2. 2 mi? Evet, bu çiçekte karşılaman için. Sadece kurabiyeyi beğenmedim dediniz, 2 mi verdiniz? Sadece kurabiyeyi beğenmedim demedim ki. Öyle dediniz. Kozalak, hemen kurabiye, hemen her şeyi beğendim, bir de kurabiyeyi beğenmedim dediniz. Bakın, kurabiye, kozalak, lahana ve hamur olan böreğiniz. Kabul etmiyorum 2 puanı. Yani hiç. Üzgünüm. Bu çiçek de o senin güler yüzüne. Hı-hı. Ben ne söylediysem onu yazdım şu an. Peki, peki bakalım Sevilay Hanım kaç puan verdi? Buyurun Sevilay Hanım. O da 1 vermiştir. Benim Özlem Hanım'a puanım 2. 2 puan geldi. Evet. Beklediğimi verdi. Ya 1 ya 2. Sevilay'dan bekliyordun, Meltem Hanım'dan beklemiyor muydun? Yani Meltem Hanım'ın yorumlarına bakaraktan beklemiyorum. Ama yorumlarımla eş değer Özlem Hanım. Hiç de biraz eş önce değer de değil. Anlattığım gibi. Peki, bakalım Arzu abla kaç puan verdi? Buyur Arzu abla. Benim puanım Özlem Hanım'a 3. 3 puan geldi. Peki, siz 2 puanı nereden kırdınız? Ben kozalağını beğendim. Ondan sonra mücveri beğendim. Bir de neymiştik? Şu ortadaki hamuru beğendin mi? Bir de ona kenarı geldiği için hoşuma gitti. Yani ortası gelseydi. Evet, ben de ona verdim. Bir de evet. Lahana sevdim. Peki. Hülya Hanım buyurun son puanı açıklıyorsunuz. Bakalım haftanın ikinci günde Özlem toplam kaç puana ulaşacak? Ben de 2 puan verdim. Hep 2 yani, geldi. Bence dün yarışmanın şokundaydılar ve ne verdiğinizi bilmiyordunuz. Hülya abla sen dün kaç verdin? Bugün kendinize geldiniz. Yok, dün de 2 verdi Hülya abla. Yani, onun bir şoku yok. 2 verdim. Onda şok yok. Onda şok çıkamıyor. Özlem Hanım, ben de 2 ürününüzü beğendim. Tavuk salatasıyla mücveri beğendim. Peki. 2 verdikten sonra zaten neyi açıklasan? Yani neyi açıklarsanız boş yani havada kalacak ama yani şu var, sofra sunumunu da mı beğenmediniz? Benim sunumumu da mı beğenmediniz? Bunları da katmanız lazımdı. Bunları da puan vermeniz lazımdı. Bugün 2 verin, o zaman siz cumaya kadar 2 verin. Siz bugün 2 verin, yarın 1 verin, öteki günde 3 verirsiniz. O bütün puanlar sizde. Böyle saçma sapan iş mi olur ya? Böyle bir şey olmaz yani. Tamam, soframa puan verdiniz mi siz benim? Evet verdim. Nelere verdiniz mesela? Sofranın düzenine verdim. Bespeçete tartışması çıktı. Orada savunan bendim. Ama 2 puanı hiç yerinde bulmadım. Ya hiç birinizden yerinde bulmadım. Sunumu yani değerlendirdiniz mi? Hayır. Yani. Ya bırakın neyi? Hayır, evet ya Allah aşkına 2 puanla nereyi değerlendiriyorsunuz? Gözünü seveyim ya. Oynamayın, gerçekten oynamayın. Masanın görseline puan vermeleri lazımdı. Menüleri tamam değerlendirdiler ama yerinde yorum yapmadılar. Birisi pişmiş diyor, birisi pişmemiş diyor. Çok çelişkideydiler bugün. Bilmiyorum. Resmen puan, verecekleri puanı düşünüp gelmişlerdi. Evet Özlem'ciğim, şu saatten sonra ne deseler de seni artık ikna edemezler zaten. Eline koluna sağlık, toplamda 9 puana ulaştın. Bakalım yarın kimin evindeyiz? Benim evim. Hülya Hanım'ın evindeyiz. Evet. Bakalım Hülya Hanım aşçıydı, 14 yıllık yemek yaparak para kazanıyordu. Yarın aşçılığını da, temizliğini de seni de göreceğiz Hülya Hanım'cığım. Aynen öyle inşallah. Haydi bakalım o zaman. Bekliyorum, hoş yarın geldiniz, sefa geldiniz. İnşallah, yarın güzel bir gün olsun diliyoruz. İnşallah. Şimdi Özlem Hanım'a puan vermek üzere gidiyorum, yani aynı saatte görüşmek dileğiyle. Evet, Özlem Hanım'ın eline koluna sağlık. Öncelikle temizlik için yorumlarımı yapacağım. Biraz üstün körü bir temizlik olmuştu. Özellikle camları alel acele program için sildiği belliydi. Çünkü tamamıyla boz bulanıktı. Mutfak çekmecesinin arkasını hiç çekmemişti. Orayı beklerdim yani. Keşke orayı çekseydiniz Özlem Hanımcığım. Yemek konusuna gelince de en başta hamurları hatalı yoğurdu ki kendisi de hatalı olduğunu bile bile hala devam etti o şekilde yoğurmaya. Mutfakta biraz sakin de panik değildi. Ama bazı şeyler olmamıştı. Ha olanlar da vardı. Eline koluna sağlık diyorum. Şimdi puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.